Merhaba Hilal TV izleyicileri. Bir iftar saatinde yine Ramazan'ın sonlarına yaklaşırken sizlerle birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, muhabbetle, her şeyden önemlisi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm diyorum. Bugün çok değerli, önemli bir konuğum var. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız bizimle. Hilal TV izleyicileri sizi yakından tanırlar hocam ama bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün hocamla gerçekten önemli konuları konuşacağız. Çünkü çağımız neredeyse psikolojinin çok fazla, insan psikolojisinin çok fazla konuşulduğu ve etkin olduğu bir çağ. Neredeyse hastalıkların %80'i %90'ı neredeyse insan psikolojisine odaklanmaya başlandı. Yani kaynağın oradan kaynaklandığına dair. Dolayısıyla sizi hazır bulmuşken hocam bir sürü sorumuz var. Onu söyleyeyim. İnşallah izleyicilerimiz açısından da faydalı bir program olacaktır. Hoş geldiniz hocam. Önce oradan başlayayım. Nasıl? Yoğun mu geçiyor Ramazan'ınız? Koşturuyorsunuz görebildiğim kadarıyla. Değişiklik yok tempoda. Tempo devam ediyor. Hocam şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Ramazan birçok ibadeti bünyesinde barındıran bir ay. Yani işte namaz ibadeti artarak devam ediyor. Öbür taraftan işte oruç tutuyoruz. Bol bol dualar ediyoruz. Tövbe istiğfarlar ediyoruz. İşte dün Kadir gecesiydi. Sabahlara kadar ibadetten izleyicilerimiz oldu ve insanlar oldu. Dolayısıyla hani bu bir ay insanın sanki böyle yoğunlaştırılmış bir ibadet ayı bir taraftan, bir yoğunlaştırılmış arınma ayı bir taraftan infaklarla vererek Ramazan insan psikolojisine ne tür katkılar oluyor? Olumlu veya olumsuz? Mutlaka olumsuz evet. Katkıları da varsa eğer onu da söyleyebilirsiniz. Aslında önce yani Ramazan'ın katkısından önce inanmanın ve ibadetin insan psikolojisine katkıları ...dan girmek gerekir. Yani Ramazan bunun bir yoğunlaşmış biçimidir aslında. Evet. Yani şimdi insan inanma duygusu insanda bir genetik midir değil midir? Hep bu çok araştırma var tartışma bu konuda. Tartışma konusu zaten. Tartışma konusu, araştırma konusu aynı zamanda da. Hatta inancının bir geni mi var? İnanç geni mi var? Tarzda tartışmalar var. Şimdi kişi inancı şu iki duygu olduğu zaman insanın beyni farklı çalışıyor. Birincisi kişinin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını hissettiği zaman, ikincisi bütün isteklerinin giderildiğini hissettiği zaman kişi. Böyle bütün ihtiyaçlarının karşılandığı, bütün isteklerinin giderildiği ve bir duygu daha ekleniyor buna. Evrenle bütünleştiğini hissettiği zaman. Yani bir insan bu üç duyguyu yaşadığı zaman beyninde bir bölge aktif hale çalışıyor ve müthiş kişi gevşiyor, rahatlıyor, huzurlu oluyor kişide. Yani bu ruh halini yakalamayı haline ekstazi hali deniyor. Mutluluk yani, hali. Mutluluk hali, mutluluk halinin ötesinde coşku hali. Yani ekstazi hali, vecd hali. Bizim tasavvuftaki karşılığı vecd hali. Ya bu halde yakalanan kişilerin beyninin ön bölgesinde frontal bölgeyle amigdala ve frontal bölgesi arasında müthiş bir uyumlu bir çalışma ortaya çıkıyor. Ve bu kişiler bütün ihtiyaçlarına giderilmiş, bütün arzuları, talepleri karşılanmış ve evrenle bütünleşmiş hissettikleri zaman Budist rahipler üzerinde deney yapılıyor. Beyninde 256 elektrotluk beyin kayıtları yapılıyor bu kişilere. Bu meditasyonda bu ruh halini yakaladıkları zaman kişilerin beyinlerinde o alfa dalgası denilen istirahat dalgası ve teta denilen dalga huzurla ilgili bir dalga, hipnozla da salgı. Bu dalgalar yoğun olarak üretiyor bu dalgaları. Şimdi bunun üzerine bu ruh halini yakalama bir sebep mi sonuç mu onun üzerinde duruluyor. Yani böyle bir yapı olduğu için mi kişi bunu hissediyor yoksa bunu hissetmeyi başardığı zaman mı beyin bu şekilde oluyor? Aslında yumurta tavuk meselesi gibi. İkisi de birbirine ne bağlantılı. Yani şimdi inanma duygusu, siz kişi inanç duygusu böyle bunu yapıyorsa kişi de müthiş bir huzur veriyor. Yani insan maddi hazlar nasıl bir insan böyle kafayı bulduğu zaman, keyif aldığı zaman yani geçici de olsa bir rahatlık, zevk alıyor, haz alıyor kişi. Bir uyuşturucu aldığı zaman, alkol aldığı zaman. Ama etkisi geçtiği zaman devamlılık ve kalıcılık olmadığı için o gittikten sonra daha kötü oluyor kişi.
İmanın bundan farkı var şu anda, inanmanın. Kişi bu duyguyu yakalıyor, ya yani benzer duygu, haz duygusunu, böyle evrenle bütünleşmişlik halini, bir manevi bir sevinç hissi. Bir yere maddi sevinç veriyor uyuşturucular ya da... Yan etkisi de yok hocam. Yemek, içmek ve cinsellik gibi duygular maddi haz veriyor insana. Bir de manevi haz veriyor kişilere. Yani bu meditasyonla işte ya da yoga ile elde edilen duyguyu, inanan insan bu duyguyu elde edebilir. Bunu yakaladığı an bu duygu diğer inanç sistemlerinden farklı olarak tevhid inancına sahip kişiler bu duyguda kalıcılığı yakalıyorlar ve devamlılığı yakalıyorlar. Sürdürülebilirliği yakalıyorlar. Yani bunu yakaladıkları için o anda geçse bile onun sahibini biliyorlar. Gerçek kaynağını biliyorlar. Yani şimdi bir insan bir zevk alır ama onun devam etmesi için tekrar yeniden uyuşturucular almaya çalışır. Ama bu zevkin kaynağı güneş, nasıl şu andaki ışığın kaynağının güneş olduğunu bilirsek, şu an gece olsa da ertesi gün tekrar var dersiniz. Yani ama güneş olduğunu bilmezseniz niye tekrar olması için huzursuz olursunuz. İşte inanan bir insan da bunun kaynağının Allah olduğunu bildiği zaman, yaratıcı olduğunu, tevhid inancı olduğu zaman bildiği zaman, şu anda olmasa bile asıl sahibi var, kaynak var, referans var der. Yani kafa fenerine güvenen kimse o ışığı güneşle bağlantı kuramadığı için geçicidir ona. Haz geçicidir. Yani onun bitmesi bile ona huzursuz eder. Rahatsız eder. İşte inanan bir insanın avantajı bu oluyor işte. Yani o duygunun devamlılığını biliyorsunuz ve kaynağını biliyorsunuz, sonsuzluğunu biliyorsunuz. O kimse o duyguydu, yani geçici olarak kaybetse bile sürdürülebilirliğini biliyor. İşte bu manevi sürur, manevi sevinç hissi ancak Allah'a inançta var. Hocam acaba biraz nefes aldırayım size. Bu asıl mutluluğu sağlayan ve sonsuz ve sürekli olanı kaybettiğimiz için mi biz daha geçici, daha dünyevi, daha maddi olan şeylerde mutluluk aramaya başladık? Bu şu anda Müslümanlar Allah'a inanıyor ama güvenmiyor Allah'a. Eyvallah hocam. Allah'a güvenen bir kimse Allah'a teslim olur. Olaylar, musibetler, sıkıntılar karşısında elimden geleni, yani Mevlana'nın çok güzel bir, ondan böyle biraz ilham alarak ben şöyle bir şey kendime söylüyorum. Duam belli. Duamı duyan belli. O halde gerisi takdir-i ilahi. Şimdi insan bunu bildiği zaman, ya öyle bir kimse beni dinliyor, biliyor ki duamı, duama cevap verse de bir hikmeti var, cevap vermese de bir hikmeti var. Yani cevap verilmemiş bir dua yoktur onun nazarında, çünkü duyuyor onu. Yani aklımdan geçeni, kalbimden geçeni, benim ihtiyaçlarımı, hatıratı kalbimi, bütün bunları bilen bir güç var. Bu güce sığınmak insana müthiş huzur verir. Hatta bunun çok güzel bir örneği şeyde vardır. Bir bebek düşünün, bir çocuk düşünün, böyle yeni yürüyemeye başlamış, bir şeyden korkar. Hatta annesinden korkar, annesine sığınır, müthiş rahatlar çocuk. En mutlu anı o, nedir derseniz çocuğun odur. İşte insan kulluktaki zevk böyle bir zevktir. Her şeyi olaylar karşısında güçsüz, çaresiz, zayıf olduğu zaman kontrolü kaybetme hissi. En önemlisi de insanda kontrol duygusudur. Kontrol duygusunu Allah inancından başka hiçbir şey tatmin etmiyor. Kontrol duygusunun en çok bozulduğu hastalık da panik bozukluklarıdır mesela. Bana bir gün bir iş adamı geldi. Ya dedi, ben 1 milyar dolarlık bütçe yönetiyorum dedi. Ama kalbimi yönetemiyorum dedi. Yani şimdi tabii yönetemezsin, çünkü kalp senin değil ki. Kalp emanet sahibi. Sana. Kalp kendini zannediyor. Değil. İnsan hayatta her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç var. Ya ben ona teslim olayım. Benim Rabbim odur. Yani beni terbiye eden odur. Eğer şu anda bir şeye sahip değilsem, benim Rabbim öyle uygun gördüğü için öyledir. Değilsem öyle uygun gördüğü için öyledir diyor. Hatta bizim psikoterapide kullandığımız bir metafor var. O imanın çok iyi verdiği. Bir insan bir üzüntü yaşadığı zaman, o üzüntüyü için çaresi varsa üzüntüye değmez. Çaresi yoksa, üzülsen de değişmeyeceği için yine üzülmeye değmez. Yani bak, bu akıl yürütmeyle üzüntüyü bu şekilde yeniyorsunuz. Bu yani tedavide kullanıyor. Şimdi insan, yani olaylar karşısında, yani benim öyle bir Rabbim var ki beni duyuyor, beni biliyor. O halde üzülmeye değmez diyorsunuz. En büyük zindanda da olsa huzur
bulabiliyorsunuz. Ya, ama sarayda da olsa bir insan eğer bu huzuru olaylar karşısında, yani özellikle bu çağın insanı çok esbapperest, çok sekülerizm. Müslüman insan bile çok seküler, dünyevi. Ya yani dünyasallaşlığın insanlık tarihinde bu kadar yaygınlaştığı bir çağ yok herhalde. Ve ahiretin ve Allah'ın unutulduğu bu çağ kadar bir çağ yok. Çünkü Allah'ı ve ahireti unutmayı bugünümüzde bilim söyledi. Yani o 20. yüzyılda bilim dedi ki Allah, Tanrı öldü dedi. Allah'a ihtiyacımız kalmadı dedi. İnsanların zihinsel sığınaklarını elinden aldı. Kalplerinin, ruhların sığındığı limanları ellerinden aldılar. Yani böyle olunca da her şeye, insan doğaya hakim değiliz ki, her şeye hükmedemiyoruz ki. Yerine bir şey, neyi koydular? Parayı koydular. Yerine neyi koydular? Hazlı lezzeti koydular, içkiyi koydular, eğlenceyi koydular. Hollywood endüstrisini koydular onun yerine. Tanrı'nın verdiği huzuru yakalamak için, yaratıcının verdiği huzuru yakalamak için tutmadı bunun yerini, tutmuyor. Onun üzerinde tabii bunalım arttı, depresyon arttı, antidepresanlar şu kadar çok satıyor diye söyleniyor. Tabii ki satar. Çünkü bir insanın o manevi sevincini kaynak olacak bir yaratıcıya inanma ve sığınma duygusunu insanların, günümüzün insanının elinden aldılar. Bunun bir bedeli olacak muhakkak. Çünkü yaşam amacı olarak insanı ne dediler? Allah'ın rızası değil de zevklerinin peşinde koşmaktır dediler. İnsanın başkasının çıkarını değil, kendi çıkarını önce tutmalı dediler. İnsan çıkarı peşinde koşan bir varlıktır dediler. Toplumda çıkarı peşinde koşan insan varlık bireylerden oluşmuş bir gruptur dediler. Ve bunun üzerine insanlar çıkarcılığı yöntem olarak seçtiler. Hocam, ego ideali olarak da bencilliği seçtiler. Mesela geçen yine bir televizyon programında izliyorum. Ramazan programıydı. Mesela diyor ki Kur'an kıssaları diyor. Hani siz dediniz ya, Allah'ı aldılar bizden. Bilim bunu söyledi ve insanın sığınaklarını ortadan kaldırdılar. Yani insanı teskin eden, insanı yeniden hayata bağlayan, insanın bu hayatta gerçek mutluluğa ulaşmasını sağlayan referanslarımızı bizden kopardılar. Evet. Mesela diyor ki işte günah işleyen, Musa Aleyhisselam günah işlediği zaman, haksız birini öldürdüğü zaman işte elini kesip atmadı, elini temizledi. Yani Kur'an'da mesela insanın hangi durumlarda ne yapacağı, işte Yusuf Aleyhisselam zindana düştüğünde ne yapıyorsa. Yani aslında vahyin insanı yaratan, insanın psikolojisini en iyi bildiği için hangi durumda insanın ne yapması gerektiğini de vahiyle de bize bildirmiş. Bu vahiyle olan bağımızı da kopardıklarından, ki Allah'la olan bağ koptu mu zaten vahiyle de bir bağ kalmıyor. Dolayısıyla bu sefer biz o zihinsel travmalarımızı atlatmak için ne yapıyoruz? İşte psikiyatri ilaçlarına, antidepresanlara vesaire, hatta psikologlara işimiz düşüyor, psikiyatriye işimiz düşüyor. Acaba yani buradan da bir bağlantı kurabilirsek, yani hani yaratan, yarattığının psikolojisini çok iyi bildiği için aslında onun hayatta nasıl mutlu olacağının da kılavuzunu bize göndermiş Kur'an'ı, vahyi. Fakat biz ondan koptuğumuz için de mi acaba bu kadar hayatta debelenip duruyoruz sürekli? Tabii. Yani insan tevhid inancından koptuğu için acıları çekiyor bak. Yani ya Allah'a inanmaktan korktuğu için demiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bile ey iman edenler inanınız diyorlar. Öyle geçiyor. Evet. Yani inanmak, şekilsel bir inanma var, bir manasını bilerek inanma var, anlamını bilerek inanma var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, tabi ilahiyatçı değilim ben ama böyle insan psikolojisiyle ilgilenen bir kimse olarak Kur'an-ı Kerim ne mesaj vermek istemiş? Yani Kur'an-ı Kerim ana fikri nedir? Nedir diye şöyle bir Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim bir kitapta nasıl ana fikir ilk bir giriş cümlelerinde vardır, bir de bitişinde ana fikirle ilgili bir bağlama yapılır. Giriş ve çıkışta bağlama yapılır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Fatiha ile başlıyor. Nas felakla bitiyor. Ve yani namazın başına sonuna bakıyorsunuz. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil âhireti haseneten de bitiyor. Tavaf var haçta, tavaf da onunla bitiyor. Şimdi bu şuna baktığımızda şu, yani kulluğumuzun Allah'ın bize ne mesaj vermek istiyor? Bize ne istiyor? Niçin yaratmış bu evreni? Bu anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Varoluş nedir? Sonsuzluk nedir? Öldükten sonra ne olacağım? Bununla ilgili bir anlam arayışı içerisinde baktığımız zaman Fatiha'da şu var bak. Veled dalin amin diye biten, yani
Ya iyilerden olacaksın ya kötülerden olacaksın. İyilerden hidayet yolunda olursan böyle bir sonuç bekliyor seni. Dalalet yolunda olursan böyle bir sonuç bekliyor seni. Tarzında insanlığın önüne iki tane cadde koymuş Kur'an-ı Kerim. Ve bundan diyor sen mağdupların, Allah'a yolunu sapıtmışların, gadap içerisinde, isyan içinde olanların yolundan değil, hidayet içerisinde kendisine nimet verilenler yolundan ol diyor. Bunu tavsiye ediyor. Bak, bir ilk ve Fatiha'daki Kur'an'ın özeti olan manada buna iki tane yol var. Sırat-ı müstakim dediği istikamet yolunu bulmamızı tavsiye ediyor. Niye bunu hayvanlara, diğer canlılara söylememiş de insana söylemiş? Çünkü insanda diğer canlılarda olmayan bir özellik var. Özgür irade var. Mesela hayvanın genlerinde belli. Yemek, içmek, üremek. Ne zaman yani hormonla, cinsellik hormonu ne zaman azalıp ne zaman çoğalacak kodlanmış genetik kodunda bellidir. Onun dışında bir hayvan genlerinin dışında bir şey yapma şansı yok. Ama insan genetik kodlarının dışında da bir özgür irade ile ilgili genetik kod verilmiş insana. Yemek, içmek, üremenin dışında. Yemek, içmek, üremek somut duygularla ilgili. Bir de özgür irade sayesinde insan soyut bazı kavramlarla tanışıyor. Ne oluyor? Kavramsal düşünce üretiyor insan. Sembolik düşünce üretiyor insan. Yani ben niçin varım diyor. Ve ölümün farkına varan tek varlık insan. Metakognisyon genleri denilen 4 tane gen var. Bunların bir tanesi yenili arama geni. Sadece insanda var. 1000 sene önce insan, şimdiki insan aynı evini yapmıyor ama bir karınca aynı yuvasını yapıyor. Bu yenili arama geni dolayısıyla. İkinci gen de insanda var olan inanç geni denilen genleri de aynı çerçevede ele almak lazım. Ölümün farkında varan tek varlık insan. İnsan dışındaki hiçbir varlık öleceğini bilmiyor. Yani bir yerde idam sehpası var. Yani bir hayvan için düşün hiçbir şey ifade etmez. Ama insan her an idam sehpası var ve oraya gidecek, her gün bir adım yaklaşıyor. Yani ölümü insan farkındalık ölümle ilgili, ama kendini uyutarak unutuyor ama er geç, böyle özellikle varoluşu sorgulayan bir insan ölüm ne olacak diyor. Ben öldükten sonra ne olacağım diye sormaya başlıyor. Ve zaman kavramında insanda diğer canlılardan farklı olarak zamanı geçmiş ve geçmiş, gelecek ve geçmişin farkında insan. Ve insanda anlamlılık arayışıyla ilgili de gen var. Ben niçin varım? Nereye yönelmeliyim? Niçin? Sorularını soruyor. Bu soruları sorarken insan diğer canlılarına ayrılıyor. Özgür iradesiyle, yani bir şey kötülük yapıp yapmamayla ilgili tercih hakkımız var. Beynimiz çeşitli bilgileri üretiyor. Önümüze yüzlerce, binlerce bilgi çıkıyor. Bu bilgiler içerisinde beynimizin ön bölgesi kararlar veriyor. İşte hatta psikolojinin şu anda en çok araştırdığı konu decision making dedikleri karar verme. Nasıl karar veriyoruz insan? Yap yapma. Bir düşünce geliyor aklına, yap yapma. Yapayım mı yapmayayım mı diyor. Güvenli mi güvenli değil mi diyor. Geçerli mi geçerli değil mi? Uygun mu uygun değil mi? Doğru mu doğru değil mi? Bu soruları soruyor, ondan sonra başka düşünceye geçiyor. Bir karar veriyor, başka düşünce. Ve beynimiz böyle çalışıyor. Ve bu böyle beyin çalışırken kişi, yani insan böyle durumlarda Allah'la ilgili bir konuş geldiğinde inanıp inanmama konusunda Allah insanı kendine kafa tutma özgürlüğü vermiş. Bu özgürlük kendisine itiraz etme özgürlüğü vermiş insana. Ve bunun için zorlamıyor. Gökte istersen gökte Allah bir diye yazar yıldızlarla. Yazmamış. Niye yazmamış? Çünkü sınavdayız biz. Göstermiyor kendini. Yani burada yani görünmeyen bir gerçeklik var. Görünmeyen gerçekliği saklamış. Onun için gayba iman, imanın şartlarından birisidir. Gayba iman. Yani görünmeyene iman etmek. Ama görünmeyen gerçekler var. Modernizm bize, özellikle materyalizm bize görünmeyen gerçekleri yok saydırdı. Her şey beş duyumuzla ilgili zannedildi. Ama şimdi anlaşıyoruz ki evrenin sırlarını beş duyuyla ölçemiyoruz. Görünmeyen gerçekler var. Hakikate götüren 4 tane ana yöntem var. Bak, birincisi ana yöntem pozitif bilim, deney ve gözlem. İkincisi akıl yürütme yöntemleri. Üçüncüsü bizim rasyonel sezgi, dördüncüsü inançlar. Diğer üçüyle bulamazsa kişi inançlarla hakikati buluyor. Şimdi diyelim ki biz akıl yürütme yöntemlerinde
kiplik mantığı, modern mantık denilen bir yöntem var ki insan bununla Allah'ı bulabilir. Allah'ı bulabilir. Nasıl Allah'ı bulabilir? Şimdi bu modern mantık da deniyor ya da olasılık mantığı deniyor. Üç tane evren var burada. Bir mümkün evren var, bir muhtemel evren var, bir vaki evren var. Şimdi materyalizm bize sadece vaki evreni söylüyor, olguların olduğu. Halbuki bunun arkasında modern mantık diyor ki bir de mümkün evren var diyor. Yani şu anda biz mümkün deprem olması ihtimali var mı? Var. Var. Mümkün deprem. Fakat mümkün ama muhtemel değil. Yani çünkü eğer dün deprem olsaydı muhtemel olacaktı. Çadırda dışarıda kalmamız lazımdı. Mümkün ama şu anda çok yakın bir ihtimal değil. Yani mümkün, muhtemel ve vaki evrenler arasındaki Allah'ın varlığıyla ilgili düşündüğümüz zaman şimdi vaki olarak baktığımız zaman Allah'ı görmüyoruz. Fakat mesela bir şey düşünün. Trafikte Göztepe'den buraya geliyorsunuz. Birisi geldi dedi ki Göztepe'de kaza olmuş dedi. Yani sen ya yanılabilir dedin, inanmadınız. Bir kişi daha geldi ya Göztepe'de şuran yerde filan yerde gene kaza oldu. Bir kişi daha geldi gene kaza oldu dedi. Sen artık ben inanmam arkadaş diyemezsin. Diyemezsiniz. Diyemezsin çünkü yani bunlar yalan söylemesi mümkün olmayan üç tane ayrı kişi bir haberi getirdi. Bu görmesen de inanmak zorundasın. Bu işte muhtemel evren. Muhtemel çok kuvvetli ihtimal ki artık %199, %100'e yakın doğrudur bu bilgi. Şimdi bakıyorsunuz 124 bin peygamber gelmiş. 124 milyon sıddıkinler gelmiş, evliyalar gelmiş, Hristiyanlık gelmiş, Musevilik gelmiş, İslamiyet gelmiş, semavi öğretiler gelmiş ve bunların hepsinin ortak söylediği bir şey var ki diyorlar ki Allah var diyorlar, ahiret var diyorlar, iyi şeyler yapanlar bunun karşılığını, kötü şey yapanlar bunun karşılığını görecek diyorlar. Ve bu kişiler yalan söylemesi mümkün değil. Muhammedül Emin denilen kişiler. Bu bile bir Allah'ın varlığının ve ölümden sonraki hayatın varlığının akıl yürütme yöntemleriyle ispatıdır. Muhtemel Yani, alemin varlığı. evet, muhtemel evrenle Allah var diyorsunuz. Ve bu ben bunu böyle kendimi ikna ettim. Çünkü ben pozitif bilim okuyarak geldim. Asker lise okudum, fen bilimler okudum, din eğitimi almadım. Ben Elifba'yı üniversitede öğrendim merakla. Ondan önce öğrenmedim Elifba'yı. Hatta babam beni aklıma gelmişken anlatayım, ilginçtir. Yani ilkokulda Merzifon'da bir hocaya gönderdi Kur'an öğrenin diye. Hoca da klasik hocadanmış. Biz çocuk yaramazlık yaptık, bir tokat çaktı bana. Bir Ben daha da babamdan gitmeniz. yedim tokat, yemedim tokadı ondan yedim. Ve ondan sonra gitmedim bir daha. Babam da ısrar etmedi, öğrenemedim. Öğrenemedim ama daha sonra sorgularken hakikati bulma arayışı içerisinde niçin varım, niçin yaşıyorum diye insan yani tıp ilmiyle uğraşan bir kimsenin o kadar mükemmel bir düzeni gördüğü zaman yani bir inşaata git, inşaatçıya şunu desen ki ya ben bu iş senden bir mimara desen ki ben bu senden bu binayı istiyorum. Bu bir bina en mükemmel olsun diyeceksin. En kaliteli olsun diyeceksin. Peki olur yaparız diyecek. Ama en ucuz olsun diyecek. Zor ama mümkün diyecek en ucuz olsun. Hem kaliteli hem ucuz. Bir de desen ki hem kaliteli hem ucuz olsun ama en estetik olsun. Bu kadar da çok fazla, bunun maliyeti çok fazla dersiniz. Bir de şunu desen ki ya en mükemmel, en ucuz, yani en kaliteli, en estetik ama en çabuk olsun dersen yok olmaz öyle bir şey de. Ama Mümkün değil. kainata bakıyorsunuz, bir sineğe bakıyorsunuz, hepsi var. Bu ancak müthiş bir güç gibi, yani ilim sahibi, sanat sahibi bir yaratıcı bunu yapabilir diyorsunuz. Ve bu bile Allah'ın varlığına en büyük delil. Hatta Darwin şöyle yapmış. Darwin ben önce Tanrı'nın varlığına inanıyordum diyor. Fakat evrendeki düzene baktım. Bu kadar mükemmel bir düzen yaratıcısı olmaz. İnanıyordum diyor. Fakat baktım sonra evrende büyük balık küçük balığı yutuyor. Kötülükler var, çocuklar ölüyor, zulümler var. Eğer bir Tanrı varsa bunlar olmamalıydı diyor. Bu şer olmamalıydı diyor. Ben şimdi Tanrı var da diyemem, yok da diyemem. Agnostiyim diyor Darwin. Ve yani şer problemini çözemediği için Allah'a bulamamış. Halbuki şer, tevhid inancında şer çözülüyor problemi. İşte, niçin yani şer neden yaratılmış? Şeytan neden yaratılmış? Zaten Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımızda ilk baştaki Fatiha suresi iki yoldan birini tercih edeceksin. Ben seni özgür bıraktım diyor.
anlatıyor, kıssalar anlatıyor, iyi yollar anlatıyor. En sonunda diyor ki Nas ve Felak da bitiyor. Diyor ki yani eğer bütün bunlara rağmen eğer gene teselli bulamadıysan bana sığın diyor. Ve ben bizim Gata Haydarpaşa'da görev yaptım da Birinci Abdülmecit o Haydarpaşa Hastanesi'ni yaptığında oraya bir kitabe yazmış. Kitabe de bu yazıyor. Ben Kur'an'ı size rahmet ve şifa için gönderdim diyor. Gönderdim diyor. Şifa ve şifa, rahmet ve teselli için. Bunu kitabe yapmış. Atalarımız asmış hastanenin mermer oyma şeklinde bunu asmış. Yani bu evet Kur'an-ı Kerim insana rahmet için, şifa için ve teselli için gönderilmiş. Bunu bulduğu zaman insan huzuru bulur. İki dünyada da mutlu olabilir. Yani bunu yakalamak, bunu ama şu andaki popüler kültür insanı Allah'ı unutturmak için her şeyi yapıyor. Yani Allah'ı unutsun da insan eğlenceye verdiriyor, hızlı yaşantıya verdiriyor, sosyal hareketliliğe veriyor. Mesela bir insan eğer bir insanın kutsalı nedir diye baktığımız zaman ben Allah'a inanıyorum diyen insanın kutsalının Allah olduğuna hemen söylemesiyle yetinmiyorum. Kutsalın nedir? En çok değer verdiğin değer piramidinde en değerli nerede? Paraysa senin kutsalın paradır arkadaş. Ya istediğin kadar ibadetin yap. Eğer onun için Allah sevdiğiyle imtihan etmiş hep insanları. Sevdiğini feda edebiliyor mu Allah yolunda? Feda edebiliyorsa mesela Hazreti İbrahim'i İsmail'e feda etmiş. Yani Hazreti Yusuf'un ya Hazreti Yakub'u Yusuf'la imtihan etmiş. En sevdiğiyle imtihan etmiş. Ve bu o sevdiği Allah için o sevdiğinden vazgeçebiliyorsa o imtihanı kazanıyor insan. Biz bu nedenle Ramazan'da kulluk yapıyorsak eğer bu kulluk için sevdiğimiz şeylerden ne fedakarlıklar yapabiliyoruz. Hatta başka örnekler de var hocam. Evet. Yani Lut Aleyhisselam eşiyle, yani İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla hakeza. Yani başka yani illa olumlu anlamda değil olumsuz anlamda da imtihanlar var. Tabii yani. Eşini yani aynı yastığa baş koyduğu eşini imtihan ediyor bir anlamda orada. Lut Aleyhisselam imtihan ediliyor. İbrahim Aleyhisselam babasıyla imtihan ediliyor. Nuh Aleyhisselam yine hakeza oğluyla imtihan ediliyor. Dediğiniz gibi insanı sevdikleriyle peygamberi bile olsa yani sevdikleriyle imtihan ediyor. Sevgi hiyerarşisini iyi kalbine iyi bakacak insan ya. Kalbini kime bağlamış? Paraya bağlamışsa ya da çocuğuna bağlamışsa çocuğuna tapar gibi seviyor anneler mesela. Çok tehlikeli bu ya. Ben öyle bir anne hiç unutmam. İki çocuğunu da çok güzel çocuk yetiştirmiş ikisi de. Babasız büyütmüş. Fakat çocuğun ikisi de istemediği evlilikler yapmış. Kadıncağız bunalımda geldi. Sonra işte belli bir müddet sonra dedi ki ben anladım dedi şeyi. Yani ben çocuklarımı Allah'tan çok sevmişim dedi. Allah onun için ondan imtihan ediyor bana dedi. Bunu yakaladıktan sonra travması çözüldü. Yani onu çok sevdiği için onların kaybetme ihtimali olabilecek evlilikler yaptırıyor kader. Bu aslında yaptığı şey bir tövbe değil mi hocam? Ya bu müthiş bir farkındalık bak. Yani. İlk farkındalık bak. Tövbe farkındalıkla başlıyor. Onun için yani istiğfar tövbe istiğfarın ilk şartıdır. Tövbede bir pişmanlık, farkındalık vardır. Farkındalığı yaptıktan sonra temizlenmeye başlıyorsun. İstiğfar ediyorsun. İstiğfar etmek için önce farkına varmayan bir insan tövbe edemez zaten. Mümkün değil. Yani önce hastalığı teşhis koyacaksın ki ondan sonra onu temizleyeceksin, tedavi edeceksin. Tövbe onun için tövbe ilk teşhistir. İstiğfar tedavi yolunda manevi temizlik yolunda, manevi şifa yolunda adım atmaktır. Hocam bir araya gideceğiz. Böylece biraz da dinlenmiş olun. Borusunuz soruluyor. Tabii. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aramız var. Aradan sonra yine Nevzat hocamıza sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz tekrar bir aradayız. Nevzat hocamızla hayatın anlamını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hayatın anlamı, yanlış anladıysam düzeltin, hayatın anlamının Allah olduğunu vurgulamaya çalıştınız söylediklerinizde. Ve modern hayatın, pozitif bilimin Allah'ı hayatımızdan çıkarak bizim de hayatımızı bir anlamda anlamsızlaştırdı. Evet. Dolayısıyla özellikle işte psikiyatrik ya da psikolojik rahatsızlıkların çoğalma nedenlerinden bir tanesini de buna bağladınız. Tabii. En azından öyle algıladığımı söyleyeyim. Tevbeyi bir farkındalık olarak, yani tevbenin ilk aşamasının farkındalık olduğunu, yani insanın yaptığı şeyin farkına varmakla başladığını söylediniz. Bir de hocam yani modern hayatın çok haz ve hız üzerine inşa edildiğini, çok hızlı bir yaşam ve tamamen hazza dayalı ve dünyevi hazza dayalı daha çok.
Ben yani bir de hani insanın farkında olabilmesi için ne yaşadığını ya da hayatın anlamını fark edebilmesi için, bunu sorgulayabilmesi için de şöyle bir durup ya ben ne yapıyorum, bir durması gerekmiyor. Yani o çemberin dışına bir çıkıp o çemberin içine dışarıdan bir bakması gerekmiyor. Ama o kadar hızlı yaşıyoruz ki, özellikle mesela bu sosyal medya, iletişim araçları, yani bizim şöyle bir durup kendimizi dinlememize bile, hayatı sorgulamamıza bile fırsat vermiyor. Yani sürekli bir şeyle meşgulüz. Yani evet. O meşguliyetten kurtulup da sorgulamaya, farkına varmaya, farkındalık oluşturmaya zamanımız bile olmuyor neredeyse. Yani sanki bu modern hayat hakikaten o hayatın anlamına ulaşmamamız için her türlü araçları da üretmiş gibi geliyor. Ya. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Ya şimdi hani kapitalizm önce hasta ediyor, sonra tedavi ediyor. Eyvallah hocam. Öyle. Yani şimdi şeyle ilgili bunun fark bu ekonomik hareketliliği artırmak için kapitalist sistem tüketimi amaç hedef seçti. Tüketerek ekonomik hareketliliği artırmayı ve sosyal hareketliliği artırarak ekonomik hareketliliği artırmayı hedef seçti bu. Bu böyle olunca o sedanter hayat dediğimiz, yani sükunet, sakin hayat kalktı. Yani bu, ama insanı daha çok şeye sahip olmak, daha çok hızlı yaşamak, yani sizin dediğiniz gibi haz ve hız yaşamın en önemli iki ilkesi oldu. İki prensip oldu. Hatta bunu Amerika'da şöyle karikatürize ediyorlar. Birisi bisiklet pedalına binmiş, bisiklet pedalını çeviriyor, 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 terliyor. Terlerken o bisiklet pedalındaki bir dişli daha büyük bir dişli çeviriyor. O daha büyük dişli çeviriyor. O bir pervane fanı çeviriyor. O onun terini alıyor. Yani kişi kendi kendini terletiyor ve kendi kendini serinletiyor. Yani kapitalist sistem, kredi kartıyla borçlanıyorsunuz. Hafta sonu eğleniyorsunuz. Ve o kredi, o borçları ödemek için de çalışıyorsunuz. Böyle bir tüket kazan çarkı var. Buna karşı bunu tespit etmiş. Bunun üzerine şimdi işte böyle minimalist akımlar başladı ve inovasyon akımları başladı. Şimdi inovasyon kapitalizme böyle ekmeğine yağ sürmek için değil de kapitalizmin problemlerini çözmek için de kullanılmaya başlandı. İnovasyonun şeyi var. İnovasyon yenilikçilik demek, biliyorsunuz. %15 kuralı var. Yani bir insan 10 saat bir iş yapıyorsa 1,5 saat yaptığı iş hakkında düşünsün. Bu nedir aslında? Dur, düşün, yeniden başla yap demektir. 1,5 saat. Yani 1,5 saat tefekkür yaptığın işin hakkında derin düşün, tefekkür et. Bunu yaptığı zaman insan yaptığı iş hakkında daha yeni kutunun dışında düşünmek olarak deniyor buna. Bunu yaptığı zaman kişi hem yaptığı işi daha iyi yapıyor, hem de o işine odaklı ve aynı şeyi insan varoluş içinde yapması lazım. Günlük hızlı yaşantı içerisinde, sosyal hareketlik, ekonomik hareketlik içerisinde kazan tüket çarkıyla koşturuyoruz, gidiyoruz. Çocuğumuzun birçok güzelliğini kaçırıyoruz. Ya çocuğumuz büyüyor, onu doğru dürüst sevmeden, kucağımıza almadan büyütmüş oluyoruz. Ve bunu yaşıyoruz. Bunun için kişinin muhakkak her gün 1,5 saat kendine sessiz zaman ayırması. Hadi 1,5 saat, 24 saati böldüğümüz zaman hadi 24'te 1 saat gibi bir saat ayırması gerekiyor. Yani bunu yaptığı zaman bir insan, bu aslında sessiz zaman kendisi için ayrılmış. Bu da aynı, bakıyorsunuz, semavi öğretilerde ibadet karşılığına denk geliyor. Hocam ben aslında namaz bir anlamda böyle bir şey. Yani insanı işte koşturuyorsun, sabah başlıyorsun. Yani sabah diyor ki bir Allah'la başla hayata. Namaz sana onu hatırlatıyor. Bak, o koşturmada bir yıpranıyorsun, dökülüyorsun, kirleniyorsun. Öğlen namazı geliyor. Tekrar bir yeniden bir düşünme. Yani toplamda zaten işte bu 5 vakit namaz bir saate tekabül ediyor. Yani hakikaten ibadet bir anlamda işte durup, ama hakkıyla yani bu bilinçle yapıldığı zaman insanın bir yenilenmesini, bir o kısır döngüden çıkmasını, onu bir sorgulamasına da, bir farkına varmasına da sebep oluyor. Yani namazların sanki Allah böyle ayarlamış zaman dilimlerini, bir programlamış. Ne dersiniz? Ya o işte namazdaki şey, şimdi hani büyük mutasavvıflardan birisine, Allah dostu birisine soruyorlar. Ne iş yaparsın diyorlar. Ben diyor çözerim, bağlarım diyor. Ne anlamadım diyor soran. Ya ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor.
Ya ben yaptığım iş budur diyor. Ve gerçekten hak de modernizm de insanların Allah'la olan kalbi bağını çözdü, dünyaya bağladı. Fani geçici şeylere bağladı. Sekülerizm adı altında. Ve buna bağlandı ve bunun sonucunda da insan mutluluğu kaybetti. Kaybetti çünkü varoluş formülünü bozdu. Yani hayatın anlam kodlarını bozdu, şifrelerini bozdu. Yani insan çünkü insanın akıl bir cihazsa bu cihaza baktığımız zaman dünyevi zevkler onu tatmin etmiyor. Tatmin etmiyor, edemez bir insanı. Yani çünkü en çok sevdiği şey bakıyorsun geçecek, devam etmiyor. En değer verdiğin şey bakıyorsun elinden kayıp gidiyor, kaçıp gidiyor. O halde hani Hazreti İbrahim biliyorsunuz o pagan dönemde çıkmış ilk tanrılı dinlerin ilk peygamberi ve o dönemde annesi onu erkek çocuklar katledildi diye bir mağarada büyütüyor. Mağarada büyüttüğü için insanlarla karşılaşmadan büyüyor sadece annesiyle. Babası da putları sizin de söylediğiniz putlardan sorumlu bir kişi. Ve böyle bir durumda şimdi o mevcut yaşadığı kültürü sorgular hale geliyor. Çünkü fazla insanla haşir neşir olmuş katledilmesin diye mağarada büyütülmüş. Onun üzerine başlıyor işte ergenlikle birlikte ben niçin varım diye soruyor. Benim kim yaratmıştır diye soruyor. Benim Rabbim bakıyor bulut mudur diyor. Güneş diyor. Bakıyor önüne bulut geliyor. Rabbim şudur diyor. Bakıyor hepsi geçici, fani. En sonunda kendini göstermeye mi Rabbim var, Rabbim Allah diyor ve o bunu bulduktan sonra hazır olduktan sonra Allah ona peygamberlik vazifesini veriyor ve ondan sonra onun şeyi başlıyor işte tek tanrılı dinlerin. Çünkü insanlık o zaman ancak tek tanrılığa hazır hale gelmiş. Ondan önce insanlık akılla o olgunluk seviyesinde değil. Yani nasıl bir evlilikte evlilik olgunluğu lazım, okulda okul olgunluğu lazım. Ancak o zaman onu yaşayabilir. Yani tek tanrılı seviyeye o zaman gelmiş. Ve Peygamber Efendimizle birlikte, Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte de insanlık artık Allah'ın sıfatlarını tanıma olgunluğuna Hatta yakalamış. o yüzden son peygamber Son peygamber. Yani deniyor. Allah'ı tevhid dini ortaya çıkmış. Yani mesela Hazreti İsa da tevhidi, Hazreti Musa da söylemiş ama insanlık hazır değil hemen tevhidden sapmışlar. Ama Resulullah'la birlikte, yani Kur'an-ı Kerim'le birlikte bakıyorsunuz, tevhid formül tevhidde. Yani eğer insan Allah'ın şah damarından daha çok ona yakın olduğunu insan bilmiyorsa imanın dünyadaki tadını, kıymetini alamıyor, yakalayamıyor bunu. Bunu tadamıyor. İmanın o güzelliğini bu dünyada tadamıyor. Çünkü kendisine inanmanın verdiği haz ve lezzet ancak tevhidle yakalanabiliyor. Burada tevhid inancı bu nedenle insandaki inanmanın iç huzurunu sağlayan en önemli formül haline geliyor. Yani tevhid sebepleri yok saymak değil. Tevhid sebepleri hakkı kadar değer vermektir. Sebep, mesela bazen bize hastalar geliyorlar, yalvarıyorlar bir şifa arayışı içinde. Yalvarıyorlar, sanki hasta iyileştiği zaman da sanki biz iyileştirmişiz gibi neredeyse tapacaklar bize. Ve bu halbuki biz şifa için sadece vesileyiz. Şifa için onlarca sebep var. Bir tanesini biz zayıf halkayı buluyoruz, kayıp halkayı. Onu yerine koyuyoruz, şifa ortaya çıkıyor. Halbuki şifa veren Allah, biz sadece aracıyız, vesileyiz. Yani bu sebepler de Allah'a götürmek için vesiledir. Çünkü bu dünyada Allah'ın Hakim ismi tecelli ediyor. Hikmete bağlamış her şeyi. Ya yani bir insan çıkıp da 10. kattan ey Allah'ım eğer hayat varsan beni kurtar deyip atarsan Allah'ı imtihan etmek gibi bir hadsizlik yapmış Haddi olursun aşmış ve olur. bedelini ödersin. Yani Allah'ı imtihan etme hakkı yok insanın. Hatta dervişlerden birisi şey yapmış. Yani sen Allah dostu, bir sel basıyor bulunduğu yere sel basıyor. Diyorlar ben Allah dostuyum, Allah'ı çok seviyorum, Allah beni kurtarır diyor. Sonra bir kayık gönderiyorlar.
Ben diyor, Allah beni görüyor mu? Görüyor. Bir, o beni kurtarıyor diyor. Kayaya binmiyor. Ondan sonra bir helikopter gönderiyor ona kurtarmak için. Ona da binmiyor. Binada su basıyor ve çatıdan ölüp gidiyor. Ondan sonra Allah'ın huzuruna çıktığı zaman, ey Allah'ım, ben senin için senden yardım bekledim. Niye yardım göndermedin diyor. Ve ahmak kulum diyor. Sana bak, kayık gönderdim, binmedin diyor. Helikopter gönderdim, binmedin diyor. Ben ne yapayım gibi. Yani Allah sebeplere bağlamış bu dünyada şeyi. Ama sebeplere sebep kadar değer vereceksin. Sebeplere, esbab perest bir çağda yaşıyoruz. Sebeplere tapıyoruz biz. Allah'a zaten tapmıyoruz. Biraz yani eşyanın hak ettiği değeri vermediğimiz için ya da hani bir anlamda bunların yerleri birbirine karıştığı için, yani işte amaçla sebep birbirine girişmiş. Yani her şey ayak başa baş ayağa dönüşmüş. Evet, öyle. Çok karmaşık bir durumu almış durumda. Belki de bizi rahatsız eden, bizi huzursuz eden, bizi mutsuz eden sebeplerden bir tanesi de bu hocam. Yani bu dediğiniz şey gerçekten çok önemli. Ya artık sebeplere o kadar önemsemişiz ki. Yani o sebeplerin bizi götürdüğü amacı unutmuşuz. Evet. Tabii. Yani bu şeydir. Yani zalimliğin bir türü de yani bir şeyin olması gereken yerde olmamasıymış. Mesela bir yapı taşı duvarda olursa binayı taşır. Ama o yolun ortasına koyarsan zarar verirsin. Bu zulümdür. 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 Yani hak ettiğine hakkını vermemek zulümdür zaten. Zulümdür. Ki istila manası da odur. Yani bir eksik ne bir fazla. Yani ya, bu bunun için adalet gibi bir şey, duygu lazım insanda. Adalet kaygısı lazım. Yani adil olma çabası lazım. Bu insana baktığımızda bu insana özgür iradesine bırakılmış. Yani bencil insanlar adil olamıyorlar. Onun için adaletin en büyük düşmanı bencillik. Adalet duygusunun. Bir liderde eğer adaletsizlik varsa onun bencilliği nedeniyle adaletsizdir o. Zulüm varsa o bencilliği nedeniyle. Yani iktidar gücünü Allah'ın yerine koymuş. Allah'ın yerine koymuş. Mesela bizim böyle son zamanlarda, Osmanlı'nın son zamanında Allah dostu bir padişah var. Abdülhamit, biliyorsun. Abdülhamit bu kadar büyük bir padişah, kalp gözü açık bir kimse. Fakat bakıyor artık o şey döneminde, son döneminde bakıyor o derece etrafı rüşvetçi dolmuş. Hatta Abdülhamid'in çok beni çok etkileyen bir hikayesi vardır. Yani yanındaki paşalardan birisi rüşvetten yakalanıyor. Onun üzerine bunu hemen cezalandırmak istiyorlar şeyler. O onu hemen cezalandırmıyor. Daha sonraki o bir uygun bir şeyini yapıp kendisine hakaret ettirir gibi bir pozisyon oluyor. Ondan dolayı cezalandırıp şeye gönderiyor. Fizan'a sürüyor onu. Ya diyorlar bu size şey yaptığı zaman, hırsızlık, rüşvet yaptığı zaman niye cezalandırmazlar bundan? Ya onun çoluğu çocuğu var. Rüşvetçi diye adı çıkarsa çoluğu çocuğu mahvolur diyor. Ya böyle bir merhametli bir padişah. Şimdi böyle bir padişah bakıyor. Şimdi o hareket, isyan çıkıyor. 9-10 gün sürüyor 31 Mart. İsyan çıkıyor. Yani bu isyan karşısında bakıyor ki artık sel geliyor, gidiş şey. Yani bir bedel ödemesi gerekiyor bu toplumun. Bedel ödemesi gerekiyor ve hareket ordusuna karşı koyabilecekken karşı koyabilir ama iç savaş çıkacak. Kan akacak. Onun üzerine kendisi kendi rızasıyla şey yapıyor. Ve onun için hakikaten 30 müstebit, istibdat diyorlar, müstebit diyorlar Abdülhamid'e. Ya müstebit olsa kendi isteğiyle iktidar verir mi ya? Ya da o kadar hassas ki az önce söylediğiniz, yani işte o çocukların itibarını düşündüğü için ya. Yani hani çocuğun suçu yok çünkü. Babasının işlediği günahtan çocuğu suçlayamazsınız. Çocukları o suçtan lekelenmesin diye bekliyor. Yani bekliyor ve kendisine bu kadar hassas bir kendisini riske atıyor. Yani zan altında bıraktıracak şekilde ya şey yapıyor. Ya yani bu işte adalet budur işte. Yani ve bu kişiyi siz bir dönem Kızıl Sultan olarak ya, ve o şekilde yaptılar. Fakat Abdülhamid tek başına ne kadar adil de olsa bu işte ekip işi, takım işi. Hocam az önce çok, yani gerçi biraz konumuzun dışına çıkıyoruz ama ilginç bir yere vardınız. Şimdi Abdülhamid 30 yıl tek başına tahtta oturmuş. Hani sanki böyle taht, işte meşrutiyet ortadan kaldırdı. İstibdat dönemini kurdu. Hani sanki böyle tahta yapışmış, kalkmak istemeyen, işte ceberut bir adam bizim tarih, yakın tarih kitapları. Ama işte ne diyorsunuz? Siz az önce diyorsunuz kendi isteğiyle, kan, kardeş kanı dökülmesiyle iktidarını, payitahtını bırakıp gidiyor. Tabii. Aslında bu bile
öyle bir adam olmadığının en büyük göstergesi tabii, olur. Yani o adalet için çabalamış fakat yani ekibi etrafı hep rüşvetçi de olmuş. Çok hakikaten yani o artık yozlaşmış Osmanlı. Ya yani o tarla artık ayrık otları kaplamış. Bir hasat nadasa yatması gerekiyormuş. Ve onun için yeniden tohumlanması, yeniden ekilip biçilmesi gerekiyormuş. Onun için kader o kadar büyük bir hizmet etmiş, İslam'ın bayraklarını yapmış bir milletin torunlarına daha sonraki Birinci Dünya Savaşı'nı ve ondan sonraki acıları yaşatmış ki bu bir aslında acı yaşatmak. Mesela topraktan altın madeni çıkıyor, onu siyanüre sokuyorlar, ateşe sokuyorlar. Bu zulüm müdür bu? Bu zulüm değil ki, onu arındırmaktır. Aslında 20. yüzyıl Müslümanlar arındırma acı çekmişler, zulüm çekmişler. Din, yani resmi ideoloji dinden uzaklaştırmış insanları. Yani dine yakın olanları gerici diye etiketlemişler, yaftalamışlar. Böyle bir zamanda bir sınavdan geçmiş bu çağın insanı ve bunun sonucunda din ve bilimin birlikteliğini keşfetti şimdi. Eğer biz bunu harekete geçirirsek insanlığın ilacını bulmuş oluruz bak. Daha önceleri sadece bir medrese ekolü vardı. Mesela Abdülhamid'in yapamadığı şeylerden birisi de o. Büyük ihtimal yapmak istediği yapamadı. Otoriteyle bazı şeyleri düzeltmeye çalıştı. Fakat gene olmadı. Şimdi medrese hocaları mektebe karşılar. Ve onu dinsiz diye kabul ediyorlar. Şeyi okutmuyorlar. Din ilim, fen ilimlerini okutmuyorlar medresede. Ehli mektep de din ilimlerine karşı taassup şey diye, bunlar gerici diye, bizi geri aslında götürecek diye. Sekülerizmin temeli o dönem atılmış hocam. Atılmış. Yani dini işte fen ilimler, ilmi bile fen ilimleri, din ilimlerdi bir ayırarak aslında bir sekülerizm oluşturmuşlar. Oluşmuş. Ve ayrılmış. Hatta Japonya Ertuğrul gemisi gitti biliyorsun, battı. O gemi için yol şeyi ararken böyle yabancı fiziği, kimyayı bilip de aynı zamanda din ilimlerini bilen insanlar Abdülhamid aramış bulamamış ya. İkisini bir arada. Çünkü o ona kafir diyor, o ona gerici diyor. Böyle iki tane insan tipi yetişmiş. İnsan tipi ve bir burada da tekke dengeyi sağlıyormuş tekke. Yani tekke de tasavvuf yolunda olanlar da son derece dünyevileşmişler. Yani Allah'a değil de şeyhlerine tapar hale gelmişler. Bu şekilde ve bunun üzerine artık bu yozlaşmaya bir şey gerekiyordu, bir imtihan gerekiyor diye kader bir savrulma yaşattı. Ve bu savrulmanın sonucunda şu ortaya çıktı ki sadece din ilimlerinin okutulması taassuba götürüyor. İşte Taliban örneği. Onlar mesela elektriği, fiziği, mesela hatta İbrahim Hakkı Konyalı Hazretleri herhalde mesela Osmanlı'nın böyle zayıfladığı dönemde o çıkmış, medreseyi Zülcenaheyn diye bir medrese başlatmış. Yani iki kanatlı medrese. Hem matematik, fizik, kimya okutuyor hem de din ilimlerini okutuyor. Mesela Hacı Bayram Veli'nin Kayseri'den Ankara'ya gelme sebebi o şeyi de okutuyormuş aynı zamanda. Aristo'yu, fiziği, mantığı, matematiği de okutuyormuş. Onun üzerine kafir oldu bu diye kovuyorlar oradan, o gidiyor Ankara'ya yerleşiyor. Ve bu mesela Hazerfan Çelebi Üsküdar'dı biliyorsunuz. Adam uçmuş, gerçekten uçmayı başarmış. Onun üzerine bu Allah eğer şöyle demiş o zamanki İslam alimleri, eğer Allah insanın uçmasını isteseydi kanatlı yaratırdı. O zaman bu Allah'a karşı geliyor demişler. Adamı sürmüş, padişah sürdürmüşler, kitaplarını yakmışlar. İşte o zaman Osmanlı o zaman ölmüş zaten. O zaman başlamış. Bu Osmanlı'nın son dönemlerinde de burada bu iki caddeyi birleştirememiş Osmanlı. Bunu yapabilseydi, Abdülhamid bunu yapabilseydi böyle din ve fen bilimlerini yani birleştirecek zamanın ruhunu yakalamış bir dindar insan tipi ortaya çıkacaktı. Ve bu hatta üç tane ve bak ki medrese ve tekke bu üçünün birleştirdiği zaman çünkü sadece medrese de şey yapıyor öyle bir insan yetiştiriyor ki Ali Fuat Başgil ilahiyat fakülteleri için bizim şöyle söylemiş ya bu ilahiyat fakülteleri alim yetiştirmiyor, münekkit yetiştiriyor demiş. Yani gerçekten yani böyle arif alim oluyor ama arif olamıyor insan. Arif yetiştirmesi için muhakkak
tasavvuf kültürünü katmak gerekiyor ilme. Muhittin Arabi çıkmış, Yunus Emre çıkmış, Mevlana çıkmış. O asrın insanına ilme irfan katmışlar ve Osmanlı çınarı çıkmış ortaya. Şimdi de bizim buraya mektep, medrese, tekkiyi birleştirecek, yani tasavvuf, biz onun için Üsküdar Üniversitesi olarak Türkiye'de ilk defa tasavvuf araştırma enstitüsü kurduk. YÖK'ten çıktı, resmi gazetede yayınlandı, bakanlık kurulu ve ilk defa bu sene yüksek lisans öğrencisi alacağız. Tasavvuf kültürünü artık bilimsel laboratuvara soktuk biz. Dini, biz Üsküdar Üniversitesi olarak hedefimiz dini laboratuvara sokmak. Laboratuvardan korkmasın din adamları. Niye korkuyorlar ki? Yani eğer bir insan kendi fikrine güveniyorsa niye test edilmekten rahatsız olsun ki? Ya biz nöroteoloji diye kitaplar var şimdi bak. Beyin ve din ilişkisini, beyin din duygusu beyinde ne yapıyor? İlk başta söylediğimiz inanç beyinde ne yapıyor? Bunu bu konularla ilgili nörofelsefe diye çalışmalar yapıyoruz biz. Yani bir dinin insanın zihninde pozitif bilimlerdeki karşılığı nedir? Bunu araştırmaya çalışıyoruz. Hatta bir yüksek lisans öğrencimize, Rukiye isimli bir öğrencimize ben Mevlana'nın şeyine sema esnasında beyni nasıl çalışıyor diye test yaptırdık. Beyin görüntüleme 16 vaka üzerinde Fatih Çıtlak Hoca'nın talebeleri üzerinde, semazenler üzerinde semayı hayal ederken beyin nasıl çalışıyor diye beyninin de şunu tespit ettik. Anterior cingulate gyrus diye beynin ön bölgesi var. Beynin vites kutusu diye bilinen bölgeyi. Emosyon regülasyon yapıyor. Duygu ayarlama yapıyor. Düzenleme yapıyor. O bölge aktif çalıştı, çıktı. Yayınladık bunu biz dergide. Ya beyin bak, o sema derviş dansı yaparken kişiler beynin duygu regülasyon bölgesi çalışıyor. Bunu bilimsel olarak gösterdik. Şimdi bunun gibi ikisini birleştiriyoruz. İlahiyatçıların bazıları bize kızdılar. Nöroteoloji mi, neoteoloji mi diye bizi eleştiriyorlar. Ya yeni din mi ortaya çıkarıyorsunuz diye. Ya halbuki biz dini laboratuvara sokarak dinin hakikatlerinin bu batı zihnini anlatmak istiyoruz. Batı zihnine laboratuvardan geçmeyen bilgi anlatırsanız diyor tamam ne güzel işte din kendi teselli buluyor, rahatlıyor falan diyor. Çok ben karşılığı bunu, yok onun zihninde hocam. Yok. Ben hatta bunu şeyde yaşadım. Gata'da 93-94 yıllarıydı. Gata'da görevdeyken bir yemekte oturuyoruz. Üroloji doçenti bir arkadaş vardı. Bizim masada oturuyorken bize sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? Herkese sordu. Masanın en sonunda ben oturuyordum. Onlar dedi ki inanıyor. Niye inanıyorsun dedi. Ya beni rahatlatıyor. Öbürü beni mutlu ediyor. Ben huzur buluyorum falan böyle cevaplar verdi. Ben dedim ki dine inanıyorum çünkü bilimsel gerekçelerle inanıyorum dedim. Onun üzerine nasıl ya dinle bilim ayrı şeylerdir dedi. İkisi birbirinin şey değildir ki alternatifidir birbirinin. Birbirinin yerine geçmez ki dedi. Yani nasıl dedi? Hatta ya, birbirinin zıttı yerine zıttıdır dedi yani. Birbirinin ikisi ayrı şeydir dedi. Nasıl bilimle dini inancı bilimle açıklıyorsun ki dedi. Ben dedim bu odada bir toplu ne var diye desem çıkarıp gösteremem. Yani ispat etmiş olurum. Olmadığını ispat etmem için masanın içi, duvarların içi dahil her tarafı yokmuş demem lazım. Sen bilimsel olarak Allah yoktur diyebilmen için ateizm çünkü bir tezdir. Allah yoktur diyor. Demen için bütün evrende Allah'ın olmadığını tek tek kanıtlaman lazım. Bunu kanıtlayabiliyor musun? Kanıtlayamıyorsun. O halde sen bilimsel olarak Allah yok diyemezsin. Ateist olamazsın ancak ate olursun. Ate olursun. Yani böyle durumda da bir insanın Allah'ın var olma ihtimali mi, yani evrenin tesadüfi var olma ihtimali mi daha akla yatkın, yoksa tasarımsal var olma ihtimali mi daha akla yakın? Evrenin tasarımsal var olma ihtimali daha akla yakın dedim. Evrenin sırlarını 5 duyuyla açıklamıyoruz dedim. Bu arkadaş bir sinirlendi. Oturuyor kalkıyor. Kafasındaki bütün ezber bozuldu. Ben dedim arkadaş bu yol. Batı eğitimi almış bir insan ancak bu şekilde Allah'a inandırabiliriz. Bak şimdi biz söylüyoruz ki mesela şu anda yaşanan bir acımız var. Yeni yetişen nesiller son 10 senedir, 15 senedir yetişen nesiller daha önceki nesillere karşı dini değerler, inançlarına daha soğuk. İmam hatiplerde bir araştırma yapılmış. %10'u namaz kılıyor şu anda imam hatiplerin. Binalar yapıldı, şeyler yapıldı. Bu niye? İnanıyorlar ama iman etmiyorlar. İman etmiyorlar çünkü inancı akıllarına oturtamamışlar.
İnanç çünkü insan yani nasıl elini ateşe soktuğu zaman eli yanar bir daha ateşe sokmaz. Ya yani inanmanın ondaki kazancını ve inanmamanın onundaki kötü sonucunu yaşayamıyor. Hayattaki karşılığını göremiyor. Karşılığını göremiyor. Göremeyince yani inancının gereğini yapmıyor. Eğer bunun gösterebilmek için muhakkak kanıt silahını kullanacağız. İspat silahını kullanacağız. Bunu biz değerler eğitimi veriliyor güzel ama değerleri ders olarak vermeyeceğiz. Değerleri değer içerikli eğitimle vereceğiz. Değerleri böyle alıp da yani adamın birisi az konuşmanın faziletlerine dair 4 saat konuşmuş. Değerler hakkında saatlerce konuş. Değerleri öğretemezsin insana. Değerler yaşanarak öğreniliyor. Sen yaşayacaksın. Çocuğun, eşin yaşayacak. Yaşadığın toplum yaşayacak. Çocuk rol model alacak. Senden ise o yaşayacak. Değerler bu şekilde öğretilir. Yani bunun için hatta imanı şeye benzetirler. Güzel kokuya benzetirler. Beraber yaşadığın kişiye bulaşıyor. Eğer beraber yaşamazsan bulaşmıyor. Kötülükler gibi iyilikler de bulaşıcı. Bulaşıcı. Eyvallah. Onun için inandığın zaman bir insan inancın kişilerle haşır neşir olacaksın. Ondan sonra inancın ona etki ediyor, onun hayatına temas ediyor, ona yaşıyor. Yani bu nedenle biz yani inanmanın önce kendimizde başlayacağız. Yani zaferi kendimizdeki nefsimize karşı kazanacağız ilk zaferi. Ondan sonra başka düşmanlara karşı zafer peşinde koşacağız. Kendimize, nefsimize, nefsine karşı zafer kazanamayan bir insan başkasına karşı da kazandığı zaferler geçicidir. Onun için bak Eflatun'un çok güzel bir sözü var. İnsan nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi olmalı diyor. Yani insan bunun için insanlık budur, kulluk budur aslında. Yani insan içindeki vahşi duyguları eğitecek ama vicdanının sesi, vicdan da Rahman'ın aynasıdır zaten. Hocam burada tam bir es verelim, bir ara daha verelim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aramız var. Aradan sonra yine Nevzat hocamızla sohbetimiz devam edecek. Bir önceki bölüm ben biraz zihnimde özetleyeyim. En son şöyle kapattınız. Vicdan Rahman'ın aynasıdır. Yanlış hatırlamıyorsam. İkincisinde dediğiniz ki yani biz toplumda değişimi gerçekleştirebilmemiz için önce kendi nefsimizi değiştirmemiz ve ilk zaferi kendi nefsimize karşı kazanmamız gerekiyor. İşte İmam Hatipler örneğini verdiniz. İşte %10'u namaz kılıyormuş. Geri kalan kısmının kılmadığını. Dolayısıyla önce değerlerimizi kendi üzerimizde yaşayarak aktarabileceğimizden bahsettik. Hocam son bölüme girdik. Biraz daha özellikle ne yapmamız gerektiğine dair yoğunlaşabilirsek en azından izleyicilerimiz açısından da biraz daha faydalı olur. Yani işte insanlar daha fazla depresyona giriyorlar, daha fazla mutsuzlar. Bunun nedenlerini izah ettiniz. Allah'ın hayatımızdan çıkmış olması. Dolayısıyla hayatın anlamı olan şeyi ortadan kaldırdığınızda hayat koca bir boşluğa düşüyor. Ve o boşluğu doldurmak için sebeplerin peşinde koşmaya başlıyoruz. Ama o sebepler bir türlü o anlamın yerini doldurmuyor. Peki o anlamı yeniden nasıl kazanacağız? Bu psikolojik rahatsızlıklarla nasıl baş edeceğiz? Manevi tatmini, manevi huzura nasıl erişeceğiz? O sükun hayatına nasıl tekrar varacağız? Ki Ramazan bunun için bir vesileydi birçok açısından, birçok özelliğiyle. Daha çok böyle neler yapmamız gerektiğine dönük bizi de bir seyir haline götürürseniz sevinirim açıkçası. Yani şimdi aslında bir müteahhit ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Mesela bir müteahhit ne yapacak? Bir hedef koymuştur, bir inşaat yapacaktır. Değil mi? Bu inşaat için önce ne yapar? Önce zihninde yapar inşaatı. Ne yapacağını, projesini yapılır. Bir kaba taslak, kaba taslak yapar. Bir çizini yapar. Projeyi çizdirir. Yani çizmiyorsa bir çizdirir. Projesini yapar. Ondan sonra onun kaynaklarını bulur. Ondan sonra onunla ilgili şeyi toplar. Malzemeyi toplar. Ve ondan sonra işe başlar. Ve iş programı vardır. O iş programı içerisinde yapar. Bir inşaat yaparken. Şimdi bu hayatta aynı bunun gibi bir projedir hayatta. Hayatta bir projedir. Bir insan hayatta mutlu olmak için yatırım yapması gerekiyor. Mutlu olmak için. Yani kendiliğinden mutlu olunmuyor.
Mutlu ol. Ama mutlu olayım diye çabaladıkça da mutluluk kaçar ha. Öyle bir şeydir o. Yani kedi kuyruğunu yakalamaya çabaladıkça kaçar ya. Mutluluk da o mutlu olayım dedikçe kaçar. Sen işini yaparsan mutluluk arkandan geliyor. Hedefini iyi belirlemesi lazım. Onun için ya bir inşaatçının nasıl inşaat için hedefini iyi belirleyecek? Ya önce yaptığı işle ilgili hikmet yapacak. Yani gelip de Kayış Dağı'nın tepesine gökdelen yaparsa bir şeye yaramaz. Tutmaz. Hikmet de alacak. Yerin nerede nasıl ne yapacağını. Onun için ilk başta anlam yapacaksın. Bir hayatta niçin varım diyecek. Hayatın anlamını bilecek önce. Bir kere birinci dikkat edeceği şey insanın varoluşundaki yerini bilmesi gerekiyor. Varoluş tanımlamasını iyi yapması gerekiyor. Kendini, yani insanın bir cihaz düşünün. Cihazı en iyi kim bilir? O cihazı üreten bilir. Şimdi bu, o halde en iyi cihazı en iyi bilecek konumdaki kişi onu üreten olduğuna göre insanın yararına olanın en iyinin ne olduğunu bilecek konumdaki olan kişi yaratıcıdır. O halde yaratıcının sözlerine uymak hikmete uymaktır. Hikmeti yakalamış olmaktır. Ve bunun için de deneme yanılmaya lüzum yok. Bununla ilgili elçisini göndermiş, yaverini göndermiş, yani temsilcisini göndermiş. Ve bunlara bir kere onları dinlemesi önemli burada. Bunları dinlediği zaman yani kitabı alıp da kendisi çalışıp öğrenmektense bir öğretmenle öğrenmek daha kolaydır. Öğretmeni göndermiş. Ondan kainat kitabını okuyacaksın. Yani insan üç kitabı okuması önemli burada. Bir kainat kitabını, bir iç kendi kitabını, kendi dünyasını okuması. Üçüncüsü de kutsal kitabı okuması. Bu iş kitabını okumayı bilirse bir insan hakikati yolunu bulur. Hedefini de iyi belirlemişse bundan sonra şey kalıyor. O hedefe giderken iyicil ve kötücül duygular kalıyor. Kötücül duygular ona hep çengel takar, paçadan çeker, aldatır, zevk tuzaklarına düşürür, çeldiricidir, baştan çıkarıcıdır, caydırıcıdır, yoldan çıkarıcıdır. Bunları yapar. Buna karşı kişi ilk baştaki niyetini düzgün tutuyorsa eğer, kalbi istikametini bozmamışsa, o tuzaklardan kurtulur. Kalbi istikametini bozmuşsa eğer, yani kalbi, yani evrende yaratan değil de dünya ise kalbi bir insanın, o tuzaklar da hemen birinde takılıp kalıverir. Yani onun için kaynağını tam bilmiyorum ama 30-33 yaşına kadar Allah insana yardım edermiş. Ondan sonra artık bu olgunlaştı deyip yardımını çekermiş. Hani şu bebekleri melekler korur derler ya. Yani gerçekten onun o zaman benzeri bir şey bu. Benzeri bir şey. Yani insanın öyle durumlarda iyi niyetli insanı Allah yani hata yapsa da koruyor bir şekilde. Ama ondan sonra artık aklın kamil oldun diyor. Ondan sonra kendi davranışlarının sonucunu yaşayacaksın diyor. İmtihanda. Yani ben iyi niyetliyim, Allah beni korur diyemezsiniz. Yani Allah kalbim temizdir. Kalbim temizdir diyemezsiniz. Yani imtihan böyle durumlarda Allah kimseye torpil yapmıyor ya. Yani. Torpil yapmıyor. İmtihan neyse onun sonucuna katlanıyorsun. Bedel ödemeden de hiç güzel şeyler elde edilmiyor. Yani Allah mükafatı insana emek verenlere, yorulanlara, çile çekenlere veriyor. Emek vermeden, yorulmadan kolayca bir şekilde mükafat elde etmiyor. Yani günümüzdeki insan da bunalım çağındayız. Gerçekten ekonomik olarak, maddesel olarak zenginiz ama ruhsal olarak yoksuluz. Sanki böyle bir çağda yaşıyoruz. Biri yükseldikçe diğeri azalıyor gibi. Yani, halbuki ikisi de bir anda olabilir. Çünkü o ilk başta konuşmuştuk Kadir, namazın sonunda ve tavafın sonunda yapılan duan var. Allah'ım bize iki dünyada da güzellik nasip et diyor. Saadet nasip et, güzellik nasip et. Fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten diyor. İki dünyada hasen, güzellik nasip et diyor. Yani sadece bu dünyada demiyor, sadece öbür dünyada da demiyor. İki dünyada da diyor. Yani bu zamanın, bu modern çağın Müslümanı dünyayı kalben terk edecek ama fiilen terk etmeyecek. Bunu yapamazsa bu insanlara faydalı olmaktan sorumlu oluruz. Yani insanlar, hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir sahabenin birisi geliyor ya, bir mağara buldum diyor dağda.
Önünde su akıyor diyor. Yeşil yer diyor. Ben çoluk çocuk oraya gideceğim diyor. Ekeceğim, biçeceğim, orada yaşayacağım. Bu şehir, günah hayattan kurtulmak istiyorum diyor. Resulullah karşı çıkıyor. Ben bunun için gönderilmedim diyor. Yani halk içinde hakla beraber olmak. Mevlana ne diyor? Dünya diyor bir denizdir diyor. Siz o denizin içerisinde bir gemisiniz diyor. İçinize alırsanız batarsınız diyor. İçinize almazsanız o sizi her istediğiniz yere götürür diyor. Bunun için kalbimizi dünyaya bağlamayacağız ama dünyayı da tepe tepe kullanacağız. Dünyayı bir deniz gibi göreceğiz. Dünyadaki ama hedefimizi doğru, istikametimizi, yani kalbi hedefimizi düzgün tutacağız. Bir hadisi kutsi var yine bildiğim. İyi niyet ve güzel gayretiniz varsa tamamlayacağız benim diyor Cenab-ı Hak. Ya yani onun için iyi niyet ve güzel gayret varsa çabalayacağız ama olursa ne ala, olmazsa da ben vazifemi yaptım diyeceğiz. Çünkü Allah bize yani sonuçlardan dolayı, elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı hesaba çekmeyecek. Çabalarımızdan dolayı bizi sınava sorgulayacak. Yani niye öyle peygamberler gelmiş ki hiç ümmeti olmamış. Allah senin peygamberlik vazifesi yapmadın demiyor ki ona. Ve o çabasından dolayı ben elimden geleni yaptım demek için. Mesela Hazreti Yunus imtihanı nasıl başlamış? Bir türlü dinlemiyor ümmeti onu. Dinlemiyor. Ne yapsa dinlemiyor. 40 gün müddet vermiş. Ve 39. günde bunun artık adam olmaz, ıslah olmaz demiş. Allah'tan mesaj gelmeden bırakmış, terk etmiş ümmetini, gemiye binmiş. Gemide de biliyorsun bir fırtına var. O zaman da adetmiş. Gemide fırtına çıktığı zaman kura çekerlermiş. En zayıf kimse onu kurban ederlermiş ki kurtulalım diye. Kura çekiliyor üst üste ve hep Yunus çıkıyor, Hazreti Yunus. Onun üzerine denize atıyorlar onu. Denize atarken o zaman Yunus fark etmiş. Eyvah benmiş, ben nefsine zulmedenlerden oldum demiş. Yani orada beklemedim mesaj. Yani bu ıslah olmaz diye beklemedim demiş. Ve onun üzerine onun farkındalığı nedeniyle Allah onu hemen korumaya alıyor. Yunus balık ona bir denizaltı gemisi gibi oluyor. Ve alıyor sahile çıkarıyor. Sahile çıkardığı zaman yorgun perişan vaziyette sahile çıkıyor. Daha sonra ümmetin yanına gidiyor. Ümmet onu döne döle onu arıyormuş. Pişman olmuşlar. Biz bir hata yaptık. Ey peygamber gel bize çözüm üret diye pişman olmuşlar. Arıyor bakıyor onlar buluyor. Yani bir gün daha beklese zaten muradına erecekmiş. Yani onun için böyle durumlarda bu bize bu peygamber kıssası Kur'an-ı Kerim'de anlatırken aslında Allah'ın işine karışmama anlatılıyor bize. Senin vazifen tebliğ yap, elinden geleni yap, bekle. Evet, hidayet Allah'tandır. Hidayet Allah'tandır. Yani biz yani insanları düzeltmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Bunu diyen insanlar var böyle. Yani herkes iyi ve güzel olsun diyen insanlar var. Bunlara biz tanrı kompleksi diyoruz. Biz mesela, ama uyarmakla sorumluyuz. Tabii. Yani İstanbul'da Merkez Efendi'nin hikayesi de böyledir. Bugün biraz fazla hikayelere şey yaptık ama derviş hikayeleri çok beni çok şey yapmıştı. Bilmeyenler hocam, için anlatayım isterseniz. Hocam aslında oradaki hikmeti kavrayabilmek, kıssalı hisseyi alabilmek. Yani hisseyi alabilmek. Onun şeyi Sümbül Efendi'ymiş şeyhi Merkez Efendi'nin. Sümbül Efendi hatta nasıl, niye Sümbül Efendi veriyor diye sordum ben oradaki caminin hocasına. Ya o böyle talebeyle birlikte şeye giderken herkes bir çiçek getirmiş şeyine. O bir çiçek getirmiş, sümbül getirmiş. Böyle kurumuş, su kopmuş, ezilmiş. Herkes gülmüş ya, insan şeyhine bunu mu getirir diye. O da demiş ki ne yapayım demiş. Tek zikretmeyen o vardı demiş. Evet. Onun üzerine kopmuş olanı getirmiş ve bu kendi bir talebelerinden 3 tane talebesine birine icazet verecek. Diyor ki yani eğer Allah'ın yerinde olsaydınız kainatı nasıl yaratırdınız diyor. Biri bütün kötülükleri yok ederdim diyor. Bütün her şeyi iyi yaratırdım diyor. Merkez Efendi'ne ben her şeyi merkezinde bırakırdım diyor. Adını Merkez Efendi öyle almış. Merkezinde bırakırdım. Yani kötülük de iyilik de varsa hepsinin bir hikmeti var. Evet. Merkezinde bırakırmış. Zaten kötülüğün olmadığı yerde iyiliğin değeri tabii anlaşılmaz hocam. Nasıl anlaşılacak? Yani anlaşılmaz. Yani hatta buna şimdi bak pozitif bilimden bir katkı sağlamak istiyorum. Pozitif bilimde entropi yasası var. Entropi şeydir, termodinamiğin ikinci yasasıdır. Entropi dağınıklık, düzensizlik demek. Yani bir yere eğer bakım sağlamazsanız, bir çayı ısıtmazsanız soğur.
Bu orayı aydınlatmazsanız karanlık olur. Bahçenizi ekip biçmeseniz dağınıklık olur. Evrende de entropi yasası var, dağınıklığın. Devamlı bir insanın düzensizliği, düzene doğru, disorder'ı order'a doğru tutması lazım. Bunu yapmadığın zaman bozulmaya gidiyor. Yani enerji termodinamik yasası bu. Devamlı ısıyla beslemek gerekiyor. Devamlı enerji vermek gerekiyor evrene. Vermediğiniz an dağılmaya gidiyor. Şimdi bu entropili sosyal bilimlerde de uygulanıyor. Sosyal bilimlerde de bir insan nasıl evinin bahçesine ekip biçmediği gibi insan ruhunu da temizlemeye çalışmazsa doğal haline bırakırsa kirleniyorsun. Onun için Allah'a zikretmek ruhu arındırıyor. Anmak ruhu arındırıyor. Aynı şekilde insan yani Allah'a yaklaşma çabası içerisinde olmazsa, bir ibadet çabası da benim kalbim temiz derse mikroplar giriyor, virüsler giriyor, insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. Hem de kirletiyor insanı. Kirletiyor. Yani bunun için bu entropi yasasına göre yani eğer nasıl hayatımızı aydınlatmak istiyorsak devamlı ışık yakmak gerekiyor. O halde biz hayatı aydınlatmak istiyorsak kendi dünyamızı güzelleştirmek istiyorsak devamlı iyilik yapmamız lazım. İyilik, kötülükle mücadelenin en güzel yöntemi iyilik yapmak. Rastgele iyilikler yapmak. Sessiz iyilikler yapmak. Karşılıksız iyilikler yapmak. Bunu yaptığımız an hiç kimseye iyilik bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar iyilik yapın. Hatta Rahibe Teresa'ya soruyorlar. Dünya daha iyi yaşanır, nasıl olur diyorlar. Birebir iyilik yapmakla olur diyorlar. Diyor. Yani bir iyilik yapmayı insan yaşam amacı olarak seçecek. Bunu yaptığımız zaman emin ol dünya daha güzel olur, daha yaşanılır olur. Eğer biz depresyonuna girmek istemiyorsak, bak depresyon bir hastalıktır. Çünkü depresyonda beyinde serotonin, mutluluk hormonu seviyesi düşüyor. Onun için gerekiyorsa ilaç kullanmak gerekiyor, gerekiyorsa manyetik uyarım tedavisi ya da daha güçlü tedaviler yapmak gerekiyor. Depresyon oluşunca artık bu nasihatle düzelmez depresyon. Depresyon, yani ayak kırığı nasıl nasihatle düzelmez? Depresyonda nasihatle düzelmez. Bu hastalıktır ama depresyona girmemek için veya depresyonun tekrar düzeldikten sonra tekrar gelmemesi için kişinin muhakkak böyle durumlarda doğru yaşam felsefesinin olması lazım. Doğru yaşam felsefesi de hatta bununla ilgili bir bilim dalı ortaya çıktı. Pozitif psikoloji deniyor buna. Mutluluk bilimi deniyor. Yani insanlar yani nasıl hasta olan insanı tedavi etmeli uğraşmıyor artık psikoloji. İnsanların hasta olmaması için de uğraşıyor. Koruyucu ruh sağlığı. Önleyici tedbir gibi. Önleyici. Evet, önleyici tekrar hasta olmasın diye uğraşıyor. Hatta önleyicinin ötesinde önleyici tıp şeydir. Erken teşhistir. Risk gruplarını belirler. Erken tanı koyar, tedavi eder. Bu önlemiş olursun hastalığı. Klasik hekimlik tedavi edici hekimliktir. Ama doğru hekimlik, ideal hekimlik koruyucu hekimliktir. İnsan nasıl beslenirse hasta olmaz. Nasıl yaşarsa depresyona girmez. Nasıl yaşarsa mutlu olur. Bunun öğretilmesi de bu koruyucu hekimliktir. Bu hastalıkları azaltan en önemli hekimliktir bu. Bunun için pozitif psikoloji olarak ortaya çıkan bu hekimlik tarzı depresyonun insanlığın şu anda önündeki en önemli mutluluk bilimi, en önemli güçlendirilmesi gereken bilim dalıdır ve insanın hayatına biz ve biz Üsküdar Üniversitesi olarak Türkiye'de yine bir yeni bir ilk yaptık. Pozitif psikoloji ve iletişim becerilerini biz zorunlu ders olarak, rektörlük dersi olarak koyduk. Meslek yüksekokulu dahil bütün bölümlere ders olarak bunu koyduk. Ve bu derse alan öğrenci bir psikolog arkadaşımız 170 vaka üzerinde şeyini yaptı bunun, istatistiklerini yaptı. Ön test ve son testleri yaptı. Duygusal zekası %20 yüksek çıkıyor 14 haftalık dersten sonra. Bu çocuklara kredili ders olarak koyduk. Bir ders 3 saatlik ders, uygulaması da var. 14 haftanın sonucunda kişi duygusal zekası daha yüksek. Hatta çocuklar şöyle diyorlar, babamla aram düzeldi. Uyuşturucu kullanmaktan vazgeçtim. İnsanlara daha iyi davranıyorum diyorlar. Bunu öğretiyoruz biz. Bu işte koruyucu ruh sağlığıdır. Bu aslında hani böyle iyi insan olmak için ateistlerin bir tezi vardır. İyi insan olmak için dine ihtiyacımız yok. Evet. Arkadaşlar yani bunu sorduklarında ben şöyle diyorum. İyi insan olmak için dine ihtiyacın var mı yok mu onu bilemem ama
İnsanın iyi insan olması için dinden faydalanması gerekiyor. Eyvallah. Faydalanması gerekiyor. Çünkü iyi insan ve iyi insan aynı zamanda dindar insan olsa daha karlı. Yani hatta güzel bir söz var. Erdemli olmak mı daha karlıdır, yoksa çıkarcı olmak mı daha karlıdır? Erdemli olmak daha karlıdır. Çünkü erdemli insan o anda çıkarcı değil ama o anda ilkesel davranıyor ama orta ve uzun vadede kazanıyor. Onun için iyi insan olmak erdemli olmak demektir. Erdemli olan insan çıkarcı olan insandan daha karlıdır. O halde din, iyi insan olmak istiyorsak erdemli olacağız. Kendi çıkarımıza rağmen iyi ve güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Bakıyorsunuz bütün semavi öğretiler bunu öğretiyor. Ama seküler öğretiler erdemliliğe, bir insan çıkarın yoksa iyilik yapma diyor. Sosyal sorumluluğa gerek yok diyor. Ya hatta tevazu ve sadakayı küçümsemiştir Nietzsche mesela. Nietzsche yani Batı'nın teorisyenlerindedir, Batı felsefesinin, materyalizmin, kapitalizmin teorisyenlerindendir. İnsan çıkar peşinde koşan bir varlıktır. Toplumda çıkar peşinde koşan varlıkların oluşur. O halde çıkarımız için her şey yapabiliriz diyerek tevazu, alçak gönüllülük işletme maliyetini artırır. Kapitalist sistemde kimseye yardım etmeyeceksin. Bırak ayakta kalan kalsın, kalmayan ölsün gitsin. Ve bunu bir ideoloji olarak kapitalist sistem sundu. Ne zaman komünizm çıktı, ondan sonra sosyal sorumluluğa kapitalizm frenledi ve farkına vardı. Biraz törpüledi. Onu törpüledi. Ama Allah ve ahireti bir seçenek olarak sunmadıkları için yani kendi ahlakını oluşturamadı seküler sistem. Modern sistem. Çünkü bir insan ya beni inorganik maddeler yarattıysa, karbon, oksijen, hidrojen, azot, o benden hesap sormuyor. O halde ben gizli olarak her şeyi yapabilirim. Kimse benden hesap sormuyor dedi. Yaşam felsefesi değişti. Ama görünmeyen bir güce, yaratıcıya inanan bir kimse, ya beni kimse görmüyor ama beni gören bir güç var, dış güç var. O halde ben kanunların belirlediği, yasaların belirlediği menfaati sosyal şeyler, kanunlarla, hukukla düzenlenir. Yani menfaat paylaşımını. Ama menfaat paylaşımında vicdanın belirlediği kuralları ancak ahlakla ortaya çıkıyor. Ahlak oluşturuyor. Yani içerisinde ahlaki standart olmayan, vicdanında bekçi olmayan, zihninde jüri olmayan bir insan kendi yakalanmadıkça her şeyi yapabilir. Onun için vicdanına bekçi koyamıyor materyalist sistem. Zihninde jüri oluşturamıyor. Çünkü herkesin bir fiyatı var. Satın alınır oluyor. Herkesin çünkü Allah'a karşı hesap veren bir insanın fiyatı satın alınamaz bu insan. Satın alınamıyor. Satın alamazsınız bu insanı. Çünkü her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç var. Allah benden hesap soracak diyor. Ve vicdanı ona dur diyor. Dur diyor. Onun için o dur diye dedirtmediği için bunu modern materyalizm insandaki Allah'la olan bağını, işbirliğini bozduğu için ve ahiret inancıyla ilgili insanın değerlerini unutturduğu için modern insan bir anarşist olarak ortaya çıkmaya başladı ve hesap verme duygusu olmayan bir insanda canavar şeklinde şu anda romanın son dönemi gibi Batı eğer çözüm bulamazsa Batı'nın akıbeti dünya savaşıyla falan olmayacak Batı. Üçüncü dünya savaşı zaten var, asimetrik savaş. Batı'yı yıkacak Roma gibi. Roma nasıl tek güçtü, nasıl yıkıldı? İsrafa, zevke, eğlenceye, düşkünlük ve zenginlerin yozlaşmasıyla yıkıldı. Ahlaki yozlaşmayla yıkıldı. Bugün Batı dünyası da ahlaki yozlaşmayla yıkılacak, dağılacak. Yani. Hocam ama şöyle bir şey de var da eyvallah. Hani bizde de şöyle çok hani arada kalmış, arafta kalmış gibi yaşıyoruz. Yani toplum olarak söylüyorum. Biz derken birebir Nevzat Hoca'dan ya da benden bahsetmiyorum. Yani böyle bir işte doğu ile batı arasında kalmış, işte o pozitif bilimin bastırmasıyla, işte dinle ya bir seküler hayatın bir taraftan dayatması, bir taraftan ahiretin, yani çok böyle bizde de sanki birçok kavram tam yerine oturmamış.
Bir Araf'ta yaşıyormuşuz gibi. Henüz daha böyle kendi öz kimliğimize, öz yaşam felsefemize dönmüş değiliz. Hani böyle bir Araf'tayız. Halen şu Batı'nın bir şekilde o kendi yozlaşmasına sebep olan kavramlar dünyası ya da o dünya bize bir taraftan dayatılıyor kapitalizm aracılığıyla. Öbür taraftan işte halen işte kitabı bir toplumuz, kitapla muhatabız. İşte nasihat edenlerimiz var, uyaranlarımız var. Bir çok çelişkili bir toplum gibi olduk. Yani bir Araf'ta kalıyormuşuz gibi. Bunun acısı da bizde var. Tabii ki inşallah hani burada dengeyi nasıl sağlayacağız? Tabii yani bu günümüzdeki insan, yani adımız Müslüman ama ahlakımız kapitalist. Maalesef. Kapitalistçe. Yani bunun için biz iyi ahlakı ve güzel ahlakın sonuçlarını hayatımıza geçiremezsek biz kendimizi kandırmış oluruz. Yani kendimizi kandırmış oluruz. Bu nedenle günümüzdeki en büyük insan yani ihtiyacımız dinin, ahlaki değerlerin ve Kur'an ahlakının yaşanır olduğunu göstermemiz lazım. Eğer biz bunu gösteremezsek, bunu kendi hayatımızda, güzel hayatımızda, kendi hayatımızda yaşamazsak hiç kimseyi etkileyemeyiz. Mesela Peygamberimize Mekke emirliği vermişler. Mekke emiri ol, vazgeç iddiandan. O şöyle diyebilirdi, Mekke emiri olurdu, takiye yapardı. Eyvallah. Güce hakim olduğu zaman hadi herkes Müslüman olacak derdi. Ama olurdu da herkes Müslüman. Ama onun vefatıyla birlikte İslamiyet biterdi. Ya yani Allah niye? Gönüllü itaat var İslamiyet'te. Zorla itaat yok. Kalbin tasdikiyle oluşan nurdur iman. Yani bunu biz yani günümüzdeki insanlarda bakıyorsunuz şekilsel olarak Müslüman ama içsel olarak Müslüman değil. İçsel olarak her şeyi sebeplere bağlamış. Yani doları daha çok seviyor. Malı, mülkü, şöhreti daha çok seviyor. Yani gücü daha çok seviyor, iktidarı daha çok seviyor. Eğer iktidarı daha çok seviyorsan, ilkelerin için mesela Abdülhamit mesela iktidar tutkunu olsaydı bırakmazdı padişahlığı. Eyvallah. Bıraktığına göre Abdülhamit demek ki o gücü, iktidarı sevmiyormuş. Yani insanları zorla Müslüman yapacağım, zorla yoldan düzelteceğim dememiş. Benim vazifem tebliğ demiş, düzelmiyorsa kaderin bir sebebi var demiş ve çekilmiş. Yani onun için biz şu anda da zorla insanları iyi ve güzel yapmak zorunda değiliz. Sadece bu konuda akla kapı açacağız ama ihtiyarı elden almayacağız hiçbir insan. Peygamber ahlakı budur. Yani düşün bir insan batağa düşmüş, çamura düşmüş ama o çamurdaki şeyleri yüzüne gözüne sürüyor. Ya yani onun misk sanıyor, amber sanıyor, kokuyor. Bu insana kızıp ne biçim insansın bağırıp çağırır mısınız? Daha çok onu ne yapıp da farkına varıp da oradan çıkarır mı kafasını yararsın? Ona güzel yaklaşırsınız, elinden tutup çekmeye çalışırsınız. Bu zamanın insanları böyle bak. Allah'tan uzaklaşmışlar, ebedi hayatları gidiyor. Yani öldükten sonra hayatları çok neler beklediğinin farkında değil. Gaflet içindeler ama bu dünya hayatını müskamber zannediyorlar. Ve böyle bir insana biz korku, baskı, tehditle yaklaşırsak o daha çok batar batağa. Onun için bu zamanın yöntemi böyle bir çocuğumuz varsa çocuğa iyi ve güzeli anlatacağız. Ondan sonra yanındaki odaya gideceğiz, dua edeceğiz, Allah'a yalvaracağız güzel düzelsin diye. Baskı, tehdit, korkutma, sindirme bu çağın yöntemi değil. Bununla sonuç alamayız. Onun için iyi örnek olacağız, iyi ve güzeli anlatacağız. Ondan sonra bekleyeceğiz. Eyvallah hocam. Bir 5 dakikamız daha var evet. Hocam. O yüzden biraz daha vaktimiz tabii. Var. Hocam yani anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bir kere biz bu çağın insanına yani aklı olarak ikna etmemiz gerektiğini söylediniz. Tabii. İkincisi yaşayarak öğreteceğiz. Evet. Yani sözle bu çağın insanının çok ikna olduğu yok. Yani hayatlarında anlattığımız değerlerin önce kendi hayatımızdaki karşılığını görmeleri gerekiyor ve sonra hayatlarında bir karşılığı olduğunu anlamaları gerekiyor. Bunu da anlayabilmeleri zaten o anlattığımız şeyin bizim hayatımızda bir şahsiyet bulması gerekiyor. Bir kimlik bulması gerekiyor. Eyvallah hocam. Yani katılmamak mümkün değil. Peki hocam yani hani Ramazan'ın da son günlerine geldik. Yani şunun şurasında 2 günümüz kaldı. Allah nasip ederse. İnşallah. Yani işin mesela hani bu Ramazan da aynı zamanda bir kültür. Yani bir kültürü de kendisininle beraber bir kültürü de oluşturmuş durumda. Yani bayram da geliyor. Hani bu belirli günlerin ya da bayram gibi ya da işte Ramazan gibi belli ayların ekstradan insan psikolojisinde farklı bir katkısı oluyor mu? Mesela bayram geliyor. Sonuç itibariyle hani bu insanın zihninde ne tür bir farklı
iyilikleri hatırlatabiliyor. Dün Kadir Gecesi'ydi. İnsanların birçoğu, işte belki birçok insan bir yıl boyunca camiye gitmemişti ama dün camiye gitti. Yani bu tür vesilelerin de insanın zihninde değişime, dönüşüme etkisi söz konusu olabiliyor. Mesela bayram geliyor yani. Bayram bir Müslümanın zihninde neyi uyandırmalı ya da en azından? Tabii. Şimdi bayram, bayram bir neşe demektir, sevinç demektir, şenlik demektir ve heyecan demektir. Bu neyin bayramı? Neden Ramazan sonrasına bayram konmuş? Neyin bayramı? Bayram bir şey kutluyorsunuz orada. Yani bir kutluyor. Burada siz bir ay boyunca bir şeylere katlanmışsınız. Nefsinizi eğitme yönünden bir emek vermişsiniz. Yorulmuşsunuz. Bu bayram yani öğrencinin karne alması gibidir. Ders çalışmış, notları almış, en sonunda karnesini alıyor ya da diplomasını alıyor. O bir sevinçtir, kutlar onu. Kutlaması da hakkıdır onu. Bunu kutlasın bunu. Bunu yani bu böyle durumlarda kişi yani insanın hayatındaki güzel şeyleri ödüllendirmek gerekiyor. Yani insan nasıl öğreniyor diye yapılan araştırmalarda beyin temelli öğrenme araştırmaları var. Beyin temelli öğrenmelerdeki araştırmalarda en temel beyindeki ödül ceza sistemiyle öğreniyor insan. Ödül ceza sistemini yani insana da en çok beynindeki mutluluk hormonu salgılatıran ödül, beklenen ödül değil, beklenmeyen ödüllermiş. Onun için bayramlarda da muhakkak böyle çocuklarımıza, yakınlarımıza beklenmediğimiz ödüller verelim, sürpriz yapalım. Ve bu o sürprizler onun gelişen ruhunda iz bıraksın. O sürprizler onu iyi ve güzel insan yapsın. O sürprizler onun hayatına dokunsun. Yani sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, bir sıcak bir dokunuş. Bu gibi dokunuşlar onun hayatında, ruhunda paradan çok daha fazla etki yapar. Yani onun için çocuklarımıza, eşimize böyle durumlarda böyle pahalı hediyeler almak değil. Ona bir tebessüm etmek, dokunmak, birkaç tane güzel söz söylemek onlara ilaç kadar onların ruhunda olumlu etkiler yapar. Onun için sevgi cömerti olalım. Sevgi cömerti olalım. Yani bu insan sevgiyi yönetmek böyle kaynak yönetimi aynı mantıkladır. Bak ekonomik değer elde etmek istiyorsan önce üreteceksin, sonra tüketeceksin. Önce sevgiyi üreteceksin, ondan sonra sevgiyi dağıtacaksın. Sevgi cömerti olacaksın. Yani bu bayramlarda ondan sonra sevgi geri döner. Üretmenin en güzel zamanı. Günü en güzel zamanı. Hocam biz ayrılan zamanın sonuna geldik. Varsa birkaç cümlenizi de alabilirim. Bir veda cümlesi edebilirsiniz. Tabii, herkese hayırlı Ramazanlar. Herkes Ramazan ve bayram yani bir fırsat zamanıdır. Bir fırsat zamanı, indirim zamanıdır. İndirim zamanı nasıl insan almak ihtiyacı yoksa da bazı şeyleri daha çok almak ister. Bunları manevi ticaret zamanıdır. Bu ticaretten faydalansın ve bu fırsatları değerlendirsin diye dileyelim. Teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Sevgili izleyenlerimiz, bugün de biz ayrılan zamanın sonuna geldik. Hayatın anlamı Allah'tır diyoruz. Umarım hayatımızın her anında Allah olur. Şimdi bir duamız var. Ondan sonra hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'ım, ey anların, günlerin, ayların, yılların Rabbi, ey zamanın, mekanın, ölümün ve hayatın Rabbi, ey arzın ve semavatın Rabbi, ey kelamın sahibi ve Ramazan'ın Rabbi, ey bizim Rabbimiz, insanın ve insanlığın Rabbi, ey sonsuz rahmetin kaynağı, sınırsız merhametin menbaı, bizleri Kur'an ayı Ramazan'a yetiştirdiğin için hamdolsun. Bizlere vahyinle tenezzül buyurduğun için hamdolsun. Bizleri başıboş bırakmadığın için hamdolsun. İlahi, anlarımızı, günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı bize mübarek eyle. Vahyin doğum ayı olan Ramazan'ı bize mübarek eyle. Bir Ramazan'la gelen vahyi bize mübarek eyle. Akleden kalbimizi Kur'an'la münevver ve müzeyyen eyle. Hoş gelen Ramazan'ın hoş bulduklarından eyle. Ramazan'ı bizden, bizi de Ramazan'dan hoşnut ve razı eyle. Kur'an'ı bizden, bizi Kur'an'dan hoşnut ve razı eyle. Vahyi bize aç. Bizi
vahyi aç. İlahi kelamın ışığını susuz gönüllere elimizle saç. Çünkü insanlık bu suya muhtaç ya Rabbi. Ya Rab, bizi orucun başını dik tutanlardan, başını oruçla dik tutanlardan kıl. Kendini kaybedenlerden değil, kendini unutanlardan değil, kendini oruçla tutanlardan kıl. Ramazan'ı ruhumuza gıda, gönlümüze ferman, gözümüze fer, dizimize derman kıl. İmanımızı sorunlarımızın elinde kar gibi eritme. Sorunlarımızı imanımızın elinde kar gibi erit. İndiği geceyi bin aydan hayırlı kılan Kur'an, bizlere de kat kat hayırlar getirsin ya Rahman. Elimizden tutup hakikate getirsin. Şahidimiz olsun zaman, şahidimiz olsun mekan. Allah'ım, nefsimizin ayartmasından sonsuz rahmetine sığınırız. Bizi bir lahza kendimizle baş başa bırakma. Kahrından lütfuna sığınırız. Bizi kendi tutuşturduğumuz ateşe atma. Senden sana sığınırız. Engin merhametinin ocağına düşür. Bilmeyiz, bildir. Duymayız, duyur. Hamız, pişir. Bize eşyanın hakikatini göster. Bizi bize bırakma. Ellerimizi bırakma Allah'ım.